And away from that, the latest signs of increasing economic troubles for Turkey. The annual inflation has increased to the highest level in 3 years. This even as prices of household goods continue to climb. Just last month, inflation accelerated to 21.31%. This is the sixth straight month of rising inflation. Food and eating out have become expensive, and transportation costs have also gone up. Turkey's currency lira is also on the downslide. It had hit a record low against the dollar recently. Lira has lost around 40% of its value since the start of the year, becoming one of the world's worst performing currencies. Turkish President Erdogan is planning to demand that the central bank should reduce borrowing costs, which the government thinks will expand the economy and create a demand in jobs. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin yıllardır hayalini kurduğu ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek. In the past, Erdogan has cut interest rates multiple times. He has fired three central bank governors who resisted lowering rates and even appointed a new finance minister. But this has led to surge in consumer prices. The situation got so bad that Apple had to stop selling its iPhone and MacBooks online till the time lira stabilizes. Geçinemiyorum. Geçinemediğim için de ne yapıyorum bu sefer? Halk mecburen kalkıp burada ucuz ekmeğe tamah ediyor. Fırınlarda ekmek olmuş 3 lira, 3,5 lira. 125 kuruş ekmek alıyoruz. Haliyle her şeyimizden kısıtlıyoruz yani. Bu kadar basit. Yoksa bu kurtlar kendinden böyle bedavaya oluşmuyor. Geçim sıkıntısı, maaşın yetmediğinden dolayı halk ucuz ekmeğe hücum ediyor. Erdogan has been in power for some 19 years now and has grown increasingly authoritarian, wishing to emerge as a strong leader in the Islamic world. But Turkey's unconventional monetary policy has spooked foreign investors, who are now dumping Turkish assets. In fact, there is visible dejection even from his own people. Turkish citizens are rushing to convert their savings to foreign currencies to avoid the impact of inflation. Sürekli bir satış halindeyiz. Yani insanlar toplu paralarını getirip sürekli dolar almak istiyorlar. Nerede duracak artık, nereye gidecek? Panik yapıyorlar. Aslında bu kadar talep olmasa, bu kadar panik yaratmasalar doların bir yere gideceğini düşünmüyorum. Dolar şu an bence olması gereken yerde. Daha da yükselmez. Yani panik havasındalar sürekli hane halkı. Biz burada çok kalabalık bir semtte bu işi yaptığımız için sürekli yastık altındaki paralarını kullanıyorlar. But the Turkish president is turning the tables. He is blaming the currency crash on foreign forces. Erdogan even says that his government is waging an economic war of independence. This was or has even impacted opinion polls, which are pointing at unease over his economic policies, even among supporters. WeOn is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.